Tanıştırayım, Minnoş. Bu güzel hanımefendinin adı da Gümüş. Minnoş başımızda duracakmış kavga etmeyelim diye. Sen de kızdırma beni o zaman. Siz emredin yeter ki hanımefendi. Çok güzelsin. Bu halde. Her halinde çok güzelsin. Gümüş, duyunca inanamadım. Ne oldu? Canım, sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Of. Geçmiş olsun. Efendim, teşekkür ederim, sağ olun. Pardon, geliyorum birazdan. Esto'dan kiminle görüştün peki? İyi gördüm seni. İyiyim, sağ olun. İyiyim ben. Verilmiş sadakanız varmış vallahi. Vallahi. Araba bu tarafta. Mehmet, yolun üstündeyse beni atölyeye bırakır mısın? Bir sürü işim var, eve gitmeyeyim şimdi. Ha, yalıya gidiyoruz zaten. Ne yalısı Mehmet, ben eve gideceğim. Ben de seni eve götürüyorum zaten Gümüş. Gümüş, bak yeter artık. Çok uzatıyorsun. Ya Mehmet, ne olur ben gelmeyeceğim. Tamam, ben taksiyle giderim ya. Ya bu halinle mi? Hiçbir yere gidemezsin Gümüş. Hele o adam yakalanmadan 2 dakika bile yanımdan ayrılamazsın. Ben senin kocanım. Biz birlikte yaşlanacağız. Seni seviyorum. Belki birbirini sevmek yeterli değildir Mehmet. Hayır Gümüş. Bu her şey demektir. Sen iyi misin? Ağrın mı var? Yok, iyiyim. Çok iyiyim ben. Şimdi bir güzel dinlenirsin, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi gel buraya. Mehmet. Ben yapamayacağım. Daha buna hazır değiliz. Neye hazır değiliz Gümüş? Biz birbirimizi seviyoruz. Bu kadar kolay mı? Evet. Ve bu kadar kolay ve basit. Gümüş, bak hayat çok kısa. Zaman hızla geçiyor ve biz nelerle uğraşıyoruz. Sen savaşmak mı istiyordun? Savaş burada işte. Ben bizim için savaşmaya hazırım. Sen? Hadi Gümüş, cesur ol. Ya gel yanıma, şu 2 adım at, hayatımıza devam edelim.
Bu kime kızım? Ahmet Bey geldi Şeref Hanım. Nereden? Kim göndermiş? Bilmiyorum, yazmıyor. Hayırdır inşallah. Ben veririm. Tamam, gidebilirsin. Ahmetciğim. Bir paket gelmiş sana. Beklediğin bir yerden mi? Yok. Üniversiteden olmasın? Bilmem, olabilir. Teşekkür ederim Şeref. Başka bir şey yoksa? Yok, yok. Kahvaltın hazır Ahmetciğim. 5 dakika sonra geliyorum Şeref. Bu evin kapısı sana her zaman açık. Tamam canım, tamam. Gümüş. Güzelim benim. Ne işin var burada? Hoppala. Ya zaten zorla getirdik. Kaçıracaksın bak ilk günden karımı. Karım. Evet. Ay yoksa siz barıştınız mı? İnanmıyorum. Çok sevindim. Hem Mehmet hem de kendi adıma. Anlatsanıza. Nasıl oldu bu iş? Vallahi... Birlikte anlayacağız Pınar'cığım. Büyük dede, büyük dede. Büyük dede, gümüş geldi. Aa. Ya. Dedeciğim. Sana gelinini getirdim. Ver Hulda bu çocuğu. Kaptan. Sağ ol dedeciğim. Hoş geldin Gümüş. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Kaptan, nasıl oldu bu iş? Helal olsun sana be. Başardın sonunda. Anne. Babamı da çağıralım mı? Şöyle ailece bir kahvaltı ederiz. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. Ben Gümüş'ün yanına oturacağım. Bir şey mi oldu Gümüş? Tamam canım, tamam. Oturun, tamam. Gel kızım, gel. İyiyim. Gel şöyle gel. Gümüş. Ne oldu, iyi misin sen? Yok ya, dokunucu acıyor sadece, önemli değil. Rahatsız mısın kızım? Doktor çağıralım mı? Anne. Sen anlatmadın mı durumu? Gümüş hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kimseyi telaşlandıracak bir durum yoktu ki. Gece neden kimsenin aramadığı anlaşıldı. Mehmet, tamam. Bir dakika Gümüş. Ya ne olur, önemli bir şey değilmiş bak. Annen kimseyi telaşlandırmamak için haber vermemiş. Ya ne demek önemli değil? Benim karım vuruldu ve ailemden kimsenin haberi yok. Ne vurulması ya? Ne vurulması? Ne oldu gene? Ne vurulması? Ne oldu kızım? Kızım, iyi misin? Ya kız yok dedeciğim, şey biraz konuşabilir miyiz? Kim yaptı bunu ya? Ya kaderin bir hastası varmış. İşte bir yanlış anlaşılmış. Nasıl olabilir böyle bir şey? Vallahi iyiymiş. İyi misin? Böyle bir şeyi nasıl anlatmasın Şeref? Dün gece davetten geldiğini söylemedin mi sen? Bir de sizi meraklandırmak istemedim. Buna niye bu kadar kızdınız anlamadım. Şeref, Gümüş'e daha ciddi bir şey de olabilirdi. Büyütecek ne var? Gayet sağlıklı işte. Bu yaşta küçük çocuk gibi yalan söylemeye utanmıyor musun? Ve üstelik böyle yaparak eline ne geçiyor ki?